Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz A101'de satılan Apex APX5 motoru modeli alınır mı? Daha önce 3 ay kadar önce bununla ilgili bir video çekmiştim. O zaman ben bu motorun alınabilir tarafındaydım. Şu anki düşüncelerimi alınıp alınmayacağını veya şu anki değerlendirmelerimi paylaşmak için tekrardan bu videoyu çekmeye gereksinim durdum. Daha doğrusu eski videonun üzerine seslendirme yapıyorum. Arkadaşlar 30 Kasım'da yani yarın motor tekrardan gelecek. 60 bin liraya. Bundan 3 ay önceki zaman diliminde ben motorun alınır tarafındaydım. Çünkü o zaman motorun daha doğrusu bütün motorların piyasası yükseliyordu ve bayiler özellikle Japonlar, Japonlar harici için malı motorlar bile bayi liste fiyatlarının üstüne ekstra bedeller ücretleri isteyip motorunu satıyordu. Yani o zaman diyelim ki 60 bin liralık bir motora bayi 80 bin lira, 85 bin lira, işte 70 bin lira kim kime ne tutturabilirse o fiyatlardan satmaya çalışıyordu. Şu anki günümüz motosiklet ve araba piyasasına güncel duruma geldiğimizde çok şükür piyasada stok bolluğu yaşandı. Bayilerin elinde yeterince motor var. Bayiler de elindeki motorları satmıyor. Dairiyeten olan motorlara fahiş fiyatları isteyerek tüketiciye satmaya çalışıyordu. Şu an ben bir tüketici olarak diyorum ki o zaman alınır tarafındaydım. Çünkü e, bunun da liste fiyatı en son sattığında 3 ay önce 80 bin liraydı. Ama A101'e 60 bin liraya geliyordu. 60 bin liraya da o fiyatlara doğru düzgün bir motor bulmak zordu ve bayilerin elinde yoktu. Aşırı bir sıra bekletiliyordu. O yüzden alınır tarafındaydım. Bugün ise bayilerde motor olduğu için yani seçeneğimiz bol arkadaşlar. İstediğiniz motoru istediğiniz baydan bulabilme şansınız avantajınız var. Hatta şöyle e, malum sarı siteye girildiğinde bak, bakarsınız almak istediğiniz motorun iki, 2023 sıfır modellerine baktığınızda bayiler artık e, piyasada nakit akışı da dönmediği için nakit olmadığı için insanlar da maalesef kampanyalar yapmaya başladılar. Kredi kartına taksitle veriyorlar. Bazısı kredi kartına taksitle Nakit fiyatıyla veriyor vade farkı almadan. Yani bu şartları göz önüne alındığımızda A101'den tek bir model olan motoru almak zorunda hissetmeyebiliriz. Seçeneğimiz mevcut. Seçeneklerimiz de çok. Yani e, benim düşüncem mesela piyasada daha çok tutulan veya işte e, daha iyi olabileceğine inandığınız modelleri de tercih edebilirsiniz. Bu motora gelecek olursak motor fiyatına göre o zamanki şartlara göre iyiydi. Yani ama şu an daha çok tutulan bir motor tercih edilebilir. Ben o zaman yani bulabilseydim alacaktım ama bugünümüz şartlarında bulsam da A101'lerde almam. Şöyle söyleyeyim bir de mesela bunun yerine e, TVC Jupiter 125 olur. Aurora, Aurora Capucino 125'ler olabilir. Yani biraz tarzlar farklı ama sonuç olarak piyasada daha çok kabul görmüş bir motor onlar da. O zamanlar 3 ay önce onları bayda bulmak zordu. Bulduğumuzda da dediğim gibi faiz fiyattan dolayı son kullanıcı arkadaşlar uzak duruyordu veya böyle alternatif seçeneklere bakıyordu. İkinci konu işe arkadaşlar A101'den motor alan arkadaşlar oldu o dönemde. Bunun 125'liğini de 50'liğini falan da alan arkadaşlarımız oldu. Şöyle sıkıntılar yaşandı. O dönem piyasada motor bulunamadığı için A101'den talep edilen motorlara aşırı bir e, talep vardı, ilgi vardı. O yüzden satışları biraz fazla oldu. Nakliyede büyük sıkıntı yaşadı yaşandı arkadaşlar. Nakliyelerde şöyle sıkıntılar oldu arkadaşlar. Aşırı e, nakliye sevkiyatı olduğu için motorlar gelirken birbirine çarpması, devrilmesi falan sonucu kaportalarında kırıklar ve çizikler mevcuttu. Hala servislerin elinde motoru olan arkadaşlarım var. Hala parça bekliyorlar. E kaporta aksamının parçaları gelmediği için motorlarını teslim almıyorlar. Böyle sıkıntılar yaşandı o dönemde. Onun da videolarını ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere serviste bir sürü nakliye edilmiş, sevk edilmiş motorlar mevcut o zamandan kalma. Videolar elimizde. Motorların kaporta kısmı göreceğiniz üzere yani şöyle çizikler, kırıklar mevcut hala parça tedariği yapılmamış motorlar var. Ha şunu da söyleyeyim motorunda hiçbir sorun sıkıntı olmadan teslim alan arkadaşlarımız da var. Ama şimdi sıfır bir motor alıp da bu kadar ay beklemek can sıkıcı oluyor tabii ki. Ee, ben de o yüzden şu an istediğiniz motoru istediğiniz firmadan istediğiniz marka modeli yani günümüz şartlarında bayilerde olması ve kredi kartına taksit yapmaları ayrıyeten Zamanında fahiş fiyat istedikleri motoru şu an liste fiyatının altında bile satmaya çalışmaları, kampanyalar, taksitler yapmalarından dolayı yani A101'e mecbur hissetmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, izleyen arkadaşlar, önceki videoda izleyen arkadaşlar söyle demesin. O zaman öyle dedin, şu an böyle diyorsun, kendi kendinle çelişiyorsun. Çünkü o zamanki şartlar onu gerektiriyordu. O piyasada alınabilir olarak görüyordum. Şu an dediğim gibi... Bu piyasada da tam tersini düşünüyorum. Motor hakkındaki düşüncelerim değişmedi. Motor parasının motoru parasını hak eden bir motor ama seçenek Volkan'de yani değerlendirmek gerekiyor. Arkadaşlar bir de e, bundan sonra e, kendi nacizane düşüncem olan şu anki piyasada motosiklet alınır mı beklemek mi daha mantıklı piyasa geri geriler mi düşer mi yükselir mi ne yapmak gerekir konusunda ben bir ekonomist değilim ama kendi düşüncelerimi yansıttığım bir video çekmeyi düşünüyorum. İzlerseniz kanala abone olursanız beni desteklersiniz sevinirim kendimce içerikler üretmeye çalışıyorum. Herkes dilediği motora ulaşır umarım. Hoşçakalın.